emanetle ulaşması gereken yere gönderdim. Ne yaptın dedin sen? Kendal'ın Murat'ı öldürdüğü görüntüleri Oğuz komutana gönderdim. Kızılca kıyamet kopacak yani. Ne zaman yolladın? Sabah. Ben sana ne dedim? Daha değil dedim, zamanı var dedim. Niye ki? Kasım. Kasım. Yanlış bir şey yaptığımı düşünüyorsun değil mi? Ebru bak, bu fıstık meselesinde de şikayetçi oldum. Kendal'ın yaptığı ortaya çıkana kadar konaktakilerin hepsi sana cephe aldılar. Şimdi bu daha da ağır bir itham. Eğer bunu kanıtlayamazsan başta Kendal olmak üzere herkes üzerine gelecek. Biliyorum. Ama Kendal zaten hiçbir zaman durmuyor ki. Ne yapayım? Sen olsan ne yapardın? Ben bu şüpheyle nasıl yaşayayım Fırat? Ben olabilecek her şeyi göze aldım. Komutanım, size gelen dosyaları masanıza bıraktım. Tamam oğlum. Murat'ı öldürmek için hiçbir nedeni yok ki. Niçin böyle bir şey yapsın? Murat'ın da intihar etmesi için hiçbir nedeni yoktu. Evet. Araştırsınlar bakalım. Ama ortalık çok karışacak. Ortalık zaten karışmış durumda. Dün akşam konak yine birbirine girdi. Neden? Adanın erkek arkadaşı varmış. Baran da bunu görmüş, sonra da dövmüş çocuğu. Bak, bu olmamış işte. Tam ikisini kaynaştıralım derken... Neyse, onlar kardeş. Yine toparlarlar. Kardeşler kedi köpek gibi olurlar. Ama birbirlerine kıyamazlar. Orası öyle. Ama Baran'la ada olunca iki kez düşünmek lazım. Bazen düşünüyorum da... Baran benim oğlum olsaydı... Adayla Maya ikiz değil de Baran'la ada ikiz diyecektim. Yani o kadar benziyorlar birbirlerine. En çok da inatları ve öfkeleri. Evet. İkisi de barut fışısı gibi. Nerede patlayacakları belli olmuyor. Keşke Baran çocuğu dövmeseydi. Sen çocuğu tanıyor musun? Kimmiş? Hayır, tanımıyorum. Açıkçası ne yapacağımı da bilmiyorum. Sen buraları benden daha iyi bilirsin. Benim doğrularımla buranın doğruları birbirini tutmuyor. Tamam, sen sakin ol. Burada böyle şeyler hoş karşılanmaz. Baran'ın öfkesi de bunadır zaten. Peki ne yapacağım? Çocuğu çağırırız, bir konuşuruz. Nereye çağırayım, konağa mı? Yok, buraya çağırırız. Konuşuruz yüz yüze. Hırlı mı hırsız mı bir bakarız. Sonra sen kendin karar verirsin. Teşekkür ederim. Fırat, sen bıçaklanmadan önce... Yani o adamın peşinden giderken seninle telefonda konuşmuştuk. Hı hı. Ben... Belki de senin duymak istediğin şeyleri sana söylemedim ama... Yok, bana söyledin. Bana teşekkür ettin. Ben de rica ederim dedim. Bana kızmıyorsun değil mi? Bazen. Ama bu konuyla ilgisi yok. Neyle ilgisi var?
inatçı dediğim dedik olduğundan. Bazen kızıyorum. Çay içer misin? İçerim. Buyurun Sayın Savcı. Oğuz Bey, Murat Şanverdi öldürme şüphesiyle bir şikayet var. Ebru Şanverdi'nin talebi üzerine Kendal Şanverdi hakkında. Kendal Şanverdi'nin ifadesini tekrar alayım. İlk verdiği ifadesiyle şimdiki ifadesinde olası bir tutarsızlık göze çarpacak olursa şikayeti daha dikkatli değerlendirme durumu ortaya çıkabilir. Anlatabildim mi? Anladım Sayın Savcı'm, ilgileneceğim. Peki, iyi günler. Size de. Bu Murat Bey'in. Fırat yükselince cüzdanı karaya atması bana sorarsan büyük bir ihtimalle... Niye baktın? Böyle bir durumda genelde zayıf bile olsa insan kendini mutlu eden o ihtimale sarılır. Senin bu kadar mesafeli ve mantıklı davranman garip. Ahmet! Emredin komutanım. Araç hazır olsun. Emredersiniz komutanım. Ebru Hanım müsait misiniz? Efendim Oğuz Bey. Savcı Bey'in talimatıyla Kendal Bey'den tekrar ifade alınacak. Ama önce sizinle konuşup neden şüphelendiğinizi öğrenmem gerekli. Müsait misiniz? Görüşebilir miyiz? Tabii. Ben Fırat'ın oradayım. Tamam, peki. Ben oraya gelirim. Baran, niye uzak duruyorsun kızlardan? Uzak durmam lazım çünkü. Başım belaya sokuyor. Özellikle de adam. Bu çocuğun kafasını yardın, iyi mi oldu? Yok. Kırsaydım daha iyiydi. Duydun değil mi annemin anlattıklarını? Yani şu tatil işini. Hepsi bizi küçük Kendal'la tanıştırmak içinmiş. Ne diyecekti acaba? Bu Baran. Narin'den doğan oğlum mu? Ha, bu arada pardon, Narin de ilk karım. Kızgın mısın hala babama? Nasıl kızgın olayım? Ya hem onu çok seviyorum hem de çok özlüyorum. Ama bu kızmama engel değil. Şuna bak. Bize gelince namus şeref, kendi Ayşe ile oturunca bir sorun yok. Sizi aramadan hemen önce Savcı Bey beni aradı. Talebiniz doğrultusunda Kendal Bey'in tekrar ifade vermesini söyledi. Ama bu konuda yeterli adım atabilmeniz için bir deliliniz olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bana bir telefon geldi. Murat 6 kişilik tatil rezervasyonu yaptırmış. Ne? 6 kişilik Oğuz Bey. Kusura bakmayın Ebru Hanım, anlayamıyorum. Yani bu neyi kanıtlıyor? 6. kişi Baran. Belli ki Murat bizi Baran'la tanıştıracaktı ve bu durumu açıklayacaktı. Yani benim anlayamadığım, böyle bir plan yapıyorsa neden intihar etsin ki? Hem o gün Halfeti'ye gelirken dönüş biletini de almıştı. Anlıyorum Ebru Hanım. Zaten söyledikleriniz geçerli olmasaydı Savcı Bey tekrar soruşturma başlatmazdı. Ama ben yine de sizinle konuşmak istedim. Ne olacak peki şimdi Oğuz? Tekrar kendi abinin ifadesini alacağım. Tabii ki yeni deliller de toplanacaktır. Fırat abi, Ebru Hanım, bu söyledikleriniz çok ağır bir suçlama.
Yani... Evet, biliyorum. Yenge, iyi misin? İyiyim. Biraz yorgunum. Melek, merak etme. İyiyim ben. İyi, tamam. Anam nerede? Sabah erkenden çıktı. Nereye? Nereye olacak yenge? Murat abimin mezarına gitmiştir kesin. Narin. Hayırdır, bir düşüncelisin. Narin abla, bir şey mi oldu? Dün Oğuz bana öyle şeyler söyledi ki... Ha, ne düşüneceğimi şaşırdım vallahi. Ne dedi ki? Hayırdır inşallah. Murat'ın cüzdanı bulunmuş. Araştırma başlatmışlar, sonra da durdurulmuş. Ya bunlardan bizim hiç haberimiz yok. Nasıl yani? Ne diyorsun abla sen? Sen de fark ettin mi? Neyi? Oğuz'un yüzünü. Bence o da bir şeylerden şüpheleniyor Fırat. Öyle mi diyorsun? Bana öyle gibi geldi. Çay içer misiniz diye sormadım ama. Bak, bu harika oldu. Teşekkür ederiz. Sibel, sen iyi misin? İyiyim abla. Böyle yüzün bir sararmış gibi. Yok bir şey. Havalar da ısındı. Naylonları kaldırmak lazım artık. Vakti geldi. Evet. Bunlarda bir hareket yok. Ama kızlarla Murat'ın mezarına diktiğimiz gül açmış. Affet beni be oğlum. Boynumda günahımla dolaşayım. Çıkarıp atmaya ne cesaretim var, ne de kuvvetim. Söylesem diyeyim, Baran'ı düşüneyim, Narin'i düşüneyim, Ebru'yu. Mehdi'nin günahına hepimiz ortak olduk. Keşke o gün karşı dursaydım. Ama biz böyle görmedik ki oğlum. Er kişinin hatasını, günahını, sırtlanmayı, susmayı bize kadınlık edebi diye öğrettiler. Şimdi Ebru'ya baktıkça yanlışımı göreyim. Göreyim de yanlıştan dönmek o kadar kolay değil mi oğlum? Haberi var mıymış peki? Yok. Aman söylemeyelim Melek. Kadın zaten kötü, büsbütün perişan olur. Daha fazla dillendirmeyelim zaten. Madem konu kapanmış, anamın kulağına gitmez. Melek, ben biraz uzanayım. Sen şunları ayıkla, ben sonra hallederim. Bir de makineye çamaşır koyduydum. Bir de onları as ver, değil mi? Tamam yenge, sen merak etme. Ben hallederim. Emine abla, sen iyi misin gerçekten? İyiyim, iyiyim. Biraz dinlenirim, geçer. Eskisi gibi değilim artık. Abi. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Çek defterini unutmuşum yukarıda. Melek, bir getiriver haydi. Ne bakayım Narin dik dik. Ne oldu? Abi ben sana bir şey soracağım. Ne soracaksın Narin?
Baran türküsü çağırma da. Baran'la alakalı değil abi. Murat'la alakalı. Ne gevereyip durayım? De haydi. Ben Oğuz'la konuştum. İyi halt ettin. Abi bak, ben dünden beri düşünüyorum. İşin içinden çıkamadım. Murat'la alakalı araştırma başlatılmış. Sonra tekrar durdurulmuş. Düşündüm, taşındım. Anlayamadım, en sonunda dayanamadım da sormak istiyorum. Ya sen niye bizi böyle bir şeyden haberdar etmedin? Niye bana söylemedin böyle bir şeyi? Söylesem ne olacaktı Narin? Önce heveslenerciydik hep beraber, sonra tekrar yıkılacaktık. Hem senin Oğuz'la ne işin var? Ya itağın çomağını hazırla mı diyeyim, iyi insan lafının üzerine mi? He Narin? He komutan. Neredesiniz Kendal Bey? Konaktayım. Konuşmamız lazım. İyi komutan. Gel konuşalım bakalım. Haydi. Bu komutan da dibimizden ayrılmaz oldu ha. Ben ne bileyim abi. Komutan nerede? Önemli bir mevzu var da. Komutan gitti. Nereye? Kendi akşam verdiğin yanına. Oğuz Kendal ayı almaya gitmiş. Ha ne güzel işte bak. Ha güzel. Çok güzel. İstediğin kıyamet koptu Özlem. Sonunu düşünmeden kıyameti kopardım. Şimdi ne olacak? Ben sana erken demedim. Daha değil demedim. Şimdi Kendal'ı içeriye alacaklar. Senin gönderdiğin kabak gibi ortaya çıkacak. Önce Murat'ın katili diye Kendal'a yüklenecekler. Sonra Kendal değdirecek, seni gebertecek. Yapamaz öyle bir şey. Hapiste olacak. Benden çok uzakta. Öyle mi? Öyle. Kendal dışarıdayken içerideki Recep'i nasıl geberdi? Onu bir düşün. İçeride eli kolu olanın dışarıda da eli kolu vardır. Nasıl olacak be? Hapiste nasıl yapsın ki? Tamam Rüstem, çok uzun ettin ama. Yazdım çekini. Gönder adam aldır. Haydi. Anacığım, nereden geldin sen? Murat'ıma gittim. Dertleştik biraz. Emine nerede? Odasında ana. Halsizdi, biraz uzandı. Sen ne arıyorsun oğlum bu saatte burada? Çek defterimi unutmuşum ana. Ona geldim. O değil de... Bu Oğuz komutan sürekli dibimizde. Yine konağa geliymiş. Bakalım ne yumurtlayacak. Özlem, ne çabuk döndün. Aldın mı alacını? Yok, almadım. Keyfim yoktu, geldim ben de. Thank you.
sıkacağım ben ya hepsi avluda. Hayırdır Oğuz komutan? Kadriyana. Sizinle konuşmamız gereken bir mevzu var Kendal Bey. Neyse söyle işte komutan. Benim ailemden gizlim saklım yok. Baş başa konuşsak daha iyi. Oğuz, bizden gizli ne konuşacaksın Kendal'la? Ana, ben çarşıya gidiyorum. Bir şey almam lazım. De ne diyeceğiz sen Oğuz komutan? Murat Bey'in intiharıyla ilgili şüpheli bir durum var. Savcılık dosyayı kapatmıştı. Evren'e dilekçe vermiş. Yani sizin tekrar ifadenize başvurmak zorundayız. Bu ne demek oluyor Oğuz oğlum? Ha? Kendal. Ne demek olduğunu ben diyeyim sana ana. Senin biricik gelinin beni kardeş katilliğiyle suçluyor. Ana. Ana iyi misin? Ana sakin ol. Melek su getir, ilaç getir. Ya anacığım sakin ol. Yok bir şey. Sosyete gülünün zırvası işte. Ya komutan bir şey desene. Ya ne istiyor bu Ebru benden ya? Ne oturuyor ne duruyor? Melek kuyudan mı getirin suyu haydi? Ana. Ben size baş başa konuşalım demiştim Kendal Bey. Gel biz gidelim komutan. Anlayalım bakalım neymiş ne değilmiş. Yine ne istiyor Ebru benden ya? Haydi. İhtiyacım var, ortada yoksun. Hadi bakalım, Özlem bez getir, çığlık tez getir. Ne edeceğim şimdi? Bir ağamı katil tutmadığı kalmıştı. Ya bu ne terbiyesizlik, ne edepsizlik bu böyle? Narin abla. Hayırdır ağam, niye geldin? Yok bir şey. Sosyete Gül'e hakkında dilekçe vermiş. Sen niye buradasın? Fabrikadaki çocuklardan biri rahatsızlanmış da ilaç lazım oldu. Yakında oturuyordu, onu bıraktım. Seni görünce meraklandım. İyi, sen dön işinin başına, haydi. Tamam ağam. Demek daha seyretmemiş Oğuz. Oturalım bakalım. Ahmet bak oğlum. Emredin komutanım. Yazıcıyı çağır, ifade yazılacak. Emredersiniz komutanım. Emredin komutanım. Geç oğlum otur, ifade yazacaksın. Kiminizi alabilir miyim Kendal Bey?
Hazırım komutanım. Kendal Bey, daha önce olduğu gibi ifadesi tekrar alalım. Nasıl oldu olay? Ya komutan, bin kere anlattım. Niye sorayım hala? Ebru bir yemiş, ona sor. Niye böyle bir fikre kapılmış, ona sor komutan. Buraya sizin ifadenizi almak için geldik Kendal Bey. Tekrar soruyorum. Olayı anlatın lütfen, nasıl oldu? Neredesin lan? Yoldayım, gidiyorum abi. Çabuk, çabuk. Sen gelene kadar Atalon Üsküdar'ı geçecek. Bir şey yapma lan. Bir şey. Ebru'ya bir mektup geldi. Murat intihar etmedi diye. Ondan böyle bir fikre kapıldı zaten. Başına ne gelse benden bileyim. Bir kardeş katili ilan etmediği kalmıştı. Ama hesabını soracağım. Lütfen Kendal Bey. Devam edin. Mektubu Özlem yazdı. Ki kendi de itiraf etti zaten. Murat'ın cüzdanından haberi olmuş Özlem'in. Cüzdandaki fotoğrafı alıp mektupla beraber Ebru'ya yollamış. Ebru kızım, neredesin? Fırat'ın yanındayım, gül tarlasında. Ben şimdi oraya gelirim. Tamam, bekliyorum. Teyze mi geliyor? Evet. Herhalde oğluma bunu nasıl yakıştırdın demeye geliyor. Kolay olmayacağını biliyordum. Hiçbir şey kolay olmuyor ki Fırat. Hayırdır birader, sen hala burada mısın? Kendal ağayı bekliyorum, Oğuz komutanla geldi. İyi, dışarıda bekle o zaman, kalabalık etme. Yok, çıkacağım da biraz sıkıştım. Helayı kullanayım mı? Tamam, oyalanma. Ne tarafta? Şu tarafta, sola dönünce. Eyvallah. Olan biten budur komutan. Oldu mu? Hepsi bu kadar mı? Bu kadar. Oğlum, ifadenin çıktısını al. Peki Özlem Hanım neden böyle bir şey yapsın? Yani Ebru Hanım'ı şüphelendirerek ne kazanabilir ki? Ya Özlem deli. Onu boşayıp oğlumun anasına nikah kıyacağım dedim. Bu delirdi. Kabul etmedi. Benim canımı yakmak için de Ebru'ya böyle boyun etti işte. Tabii biliyor Ebru'nun da sessiz kalmayacağını. Ya komutan, Allah aşkına. Benim tersim terstir, sen de bileyim. Ama kardeş katilliği yani kabul edilir bir şey değil. Benim yaram zaten taze. Ama şu başımıza gelene bak. Haydi, tamamsa ben gideyim artık. İfadeyi imzalayın. İfadenizi savcılığa bildireceğim Kendal Bey. Savcı Bey gerekli görürse eğer tekrar sizi çağırır. Çağırsın komutan, oraya da giderik. Giderik gitmesine de... Bu işin sonunda herkes gelip benden özür dileyecek. Ne oldu oğlum? Elektrik gitti galiba komutanım.
Ebru, doğru mu bu? Yaptın mı sahiden? Fırat, sen de mi biliydin yoksa? Yahu sen nasıl müsaade edersin böyle bir şey yapmasına? Fırat'ın sonradan haberi oldu. Bu benim tek başıma aldığım bir karar Kadriye Hanım. Ya Ebru, sen böyle bir şeyi niye yaptın kızım? Sen şimdi Kendall'a kardeş katili mi değil ha? Ya böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Tabii Kendall bir şey söylemedi. Sadece Ebru gelip şikayet etti dedi, değil mi? Teyze, senin ne mektuptan, ne cüzdandan, ne de bu tatil planından haberin yok değil mi? Siz bana şu işin aslını bir güzel anlatın bakayım hele. Bak teyze, Ebru'nun yaptığı büyük bir şey biliyorum. Ama kendince haklı sebepleri var. Şöyle eve geçelim, orada konuşalım. Çocuklar sizi bıraksın Kendall Bey. Lüzum yok. Biraz hava alacağım. Bastılar. Haydi kolay gelsin. Oğuz. Narin. İyi misin? İyi değilim. Oğuz bu kadın abime katil diyor. Hem de kardeş katili. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Yani kimsenin bir şey dediği yok. Ebru Hanım'ın şüpheleri vardı. O da araştırılmasını istedi, o kadar. Ne şüphesiymiş bu? Hayır, bunca zaman bir şüphesi olmadı da bundan sonra neyin şüphesiymiş bu? Biraz yürüyelim mi? Senin biraz sakinleşirsin. Bilmen gerekenler de var. Olur. Murat'ın yaptırmış olduğu bir otel rezervasyonundan dolayı Ebru'yu aramışlar. Barın da dahil olduğu bir tatil programı hazırlamış. Böyle bir plan yapan kişi niye intihar etsin? Bu şüpheli bir durum. Murat, niye böyle bir şey yapsın ki? Yani Murat onlara bugüne kadar hiç bahsetmedi bile Baran'dan. Neden şimdi? Narin, biliyorum bunu duymak pek hoşuna gitmeyecek ama belli ki Murat Baran'ı Ebru ve çocuklara tanıştırıp hatta buradan götürmek istemiş. Murat. Baran'ı benden alacak mıymış? Biraz yalnız kalsam. İyi misin Nari? İyi, merak etme. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var olsun. Nasıl istersen. Sağ ol. Yani öyle Kendall'ın dediği gibi boş yere gidip şikayet etmedim. Her şey üst üste gelince benim de kafam karıştı. Neyse ortaya çıksın istedim. Hepimizin bilmediği bir şey varsa bunu siz de öğrenmek istemez misiniz Kadriye Hanım? Teyze, iyi misin? Geç içeride uzan biraz istersen. Ben size ne diyeyim? Bana niye bakıyorsunuz öyle? Benden hangi sorunun cevabını bekliyorsunuz? Demedim mi kızım? Ana olmak günü geldiğinde
evladının günahına, ayıbına katlanmaktır diye. Ben nasıl derim şimdi haklısın, haklı olabilirsin diye. Gece yarıları ateşler içinde evladı uyandığında her ana demez mi? Ondan al bana ver ateşi Allah'ım diye. Ben ne diyeyim şimdi? Kadın kocasına ananın yüreğini çıkar getir demiş. Oğlan da anasını paramparça etmiş, çıkarmış yüreğini. Almış eline, karısına götürürken anasının kanlı yüreğini ayağa takılıp düşmüş de yürek dile gelmiş. Oğlum bir şey oldu mu, çok acıdı mı canın demiş. Ben ne diyeyim şimdi? Paramparça olmuş. Hala sorayım, oğlum acıdı mı diye. Ben ne diyeyim şimdi? Komutanım. Oğlum bir sigortayı halledemediniz mi? Hallettik komutanım. Ben de bilgisayarı kontrol etmeye geldim. Tamam ben bakarım, sen çık. Emredersiniz komutanım. Sen gerçekten oğlumu benden almak için mi geldin buraya? Gerçekten bunu yapacak mıydın? Yapacak mıydın gerçekten bunu? Sen dünyanın en büyük mutluluğunu verip sonra da kollarımdan çekip geri mi alacaktın? Sen ne zaman bu kadar vicdansız? Ben de bunu göremeyecek kadar kör oldum. Baba. Birkaç gün daha kalsın. Az kalayım oğlum. İşler, güçler. Hem bak elimden geldiğince arayı açmamaya çalışıyorum. Şişt. Asma oğlum suratını. Bak. İleride seni İstanbul'a götüreceğim. Artık hep birlikte olacağız. Az kaldı, sabret. Götüreceğim diyorsun ama hiç kısmet olmuyor. Söz oğlum, söz.
Anam sen ben gideceğiz ama. Yok. Önce bir baba ol kaçalım. Tabii oğlum. Siz baba ol çıkarın tadını hele. Sonra da hep beraber gideriz. Hadi yaklaşın bir fotoğrafınızı çekeyim. Ege. Biraz daha yaklaşın. Yapacak mıydın? Oğlumu benim kollarımdan alacak mıydın ha? Neredesin lan? Hadi dal içeri. Aynen konuştuğumuz gibi. Hadi. Tamam abi. Evet efendim, raporu hazırlatıyorum. O konuda da zaten gereken yapıldı. Saygılar efendim. Bittin mi? Komutan nerede? Dur, giremezsin. Giremezsin. Komutan nerede? Bırakın beni. Komutanı göreceğim. Komutan! Ne oluyor oğlum burada? Komutanım, soyuldum. Dur be adam, sakin ol. Nasıl oldu? Nerede oldu? İki adam üzerime çullandı. Paramı çaldılar. Hastaneye gidiyordum. Hastaydım ben, ilaç paramı. Tut oğlum, tut. Yardım et. Götür arabaya. Götür. Hadi. Sarasın bari sana. Hadi. Ne dikilin karşımda Rıza? Bir şey diyeceğim ağam. De ne diyeceksen. Sabrımı taşırma. Kadriyan'a geldi ağam. Odada seni bekliyor. Oğlum yardım et. Yavaş, yavaş, yavaş. Nereden geleyim bileyim mi ana? Bana kardeş katili diyenlere ifade vermekten. Senin gelinin attı, gidip tekrar ifade verdim. Verdik vermesine de. Ama bana bunu yakıştırandan öyle bir ifade alacağım ki şimdilik susayım. Ama benim de konuşacak günüm gelecek. Beni, senin oğlunu kardeş katili ilan etti sosyete gülü. Bir şey demeyecin mi ana? Demeyecin mi? Ama bakıyorum da sen, sosyete gülüne, sen bunu nasıl dersin diyeceğine bana gelip gözlerini dike dike bakıp hesap sorayım, öyle mi? Ebru ne derse desin zerre koymazdı. Ama senin bu bakışın. Bir tek şey soracağım bana. Ölen ben olaydım. Murat gelip Kendal intihar etti deseydi, bir saniye bile şüphe duyar mıydın? Gözünde pul kadar değerim yok diye dertleniydin. Keşke öyle kalsaydın. Ama
Bana kardeş katilliğini de yakıştırdın ya bak. Soramam ben böyle bir şey var mı, doğru mu diye. Ağzımda ateş olmaz mı o sözle? Taş olup içime oturmaz mı? Vereceğin cevaba korkarım. Sormaya korkarım. Bilmek istemem, duymak istemem. Ne edeyim ki evladımsın? Bir katilin anasında bile herkesten gizlediği evladına karşı bir sevgisi vardır. Ben ne edeyim Kendal? Sorsam olmaz, sormasam gönül razı değil. Ben içimde böyle bir şüpheyi nasıl geçiririm Kendal? Bu öyle ateşten bir soru ki. Alevlerin bile canı yanıyor. Senin ne işin var burada? Ağam az evvel buradaydı ya. Telefonu orada mı unuttum diye bir bak dedi. Kimden izin aldım buraya girmek için? Özür dilerim. Ben bir bakıp çıkarım diye sizi hiç rahatsız etmedim. Vaktim yok zaten. Komutanım. Söyle oğlum. Mahkemeye sevk edilecekleri göndermek için. Tamam, geliyorum. Adriana. İyi misin ana? Ana seni eve bırakayım mı? Beni Antep'e götürürse. Emrin olur anam. Eh Ebru. Seni kocana kavuşturmak farz oldu artık. Belli ki Murat, Baran'ı Ebru'ya çocuklarla tanıştırıp hatta buradan götürmek istemiş. Ben seni bu denli sever, bu denli bekler, özlerken sen beni oğlumdan koparacak mıydın Murat? Demek planın buydu. Bunun için geldin sen, öyle mi? Ama yok, kimse beni oğlumdan koparamaz. Kimse, sen bile. Bunun için ne gerekirse yaparım, yapacağım da. Oğlumu vermem. Ana bir şey mi oldu? Yok bir şey oğlum. Ben bir ziyarete geleyim dedim. Ana sen iyi misin? İyiyim oğlum, iyiyim ben. Ana. Baran'ım iyiyim ben, bir şeyim yok. Ben okul sonrası diyorum, hep birlikte çıksak bir... gidip şuralarda bir çay içirsem size. Neyse hadi siz şimdi derse girin. Bak zil çaldı. Dersinize geç kalmayın. Ben şurada oturur beklerim sizi, ha? İyi, tamam. Baran ne oluyor? Bilmiyorum da iyi bir şey oluyordur herhalde. Rıza dur şurada.
Kadriyana, ben burada bekliyorum seni. Omuzumda bin günahla geldim huzuruna, huzur bulmak için. Bileyim, merhametim boldur. Varsa eğer payıma düşen almaya geldim. 99 adının hepsine muhtaçım. En çok da vasiy adın için geldim. Bağışlaması bu. Merhameti çok olan adın için buradayım. Merhametine muhtaç. Karanlıkta koma beni. Yolumu aydınlattı. Ya huzurumu geri ver. Ya da huzuru al beni. Var burada. Bizim için geldi. Okuldan sonra bir şeyler yapmak istiyormuş. Narin. Bunca olan şeyden sonra seninle. Yedik sanki sevgilisine. Ya niye böyle yapıyorsun? Tamam Baran biraz feodal ama sizi çok seviyor. Ne olur birazcık alttan alsam. Seninle ilgili bir şey değil bu Ayşe. Sen karışma. Al işte. Bize gelince laf söz oluyor. Ama almış yanına Narin Hanım Ayşe'yi. Ayşe'nin ne suçu var ada? Durup dururken üzdün kızı. Bizim ne suçumuz var? O da işi olmayan şeyleri burnunu sokmasın. Ay Özlem be. Hiç bu kız bunu düşünmedin mi sen? Hadi bakalım ne edeceksin şimdi? Alo. Ne oldu, buldun mu gidecek yer? Kasım asıl sen söyle ne oldu? Kendal'ı götürdüler mi, tutukladılar mı? Şimdi sorarsın değil mi ne oldu diye? Bir olmadı. Nasıl yani? CD? Kimse izlemeden aldım CD'yi. Ama bir daha bu kadar şanslı olmazsın Özlem, haberin olsun. E madem CD'yi sen aldın, Kendall'ı neye götürdüler? Ebru şikayet etmiş. Ne? Allah Allah. Ebru yenge, şimdi daha çok sevdim seni. Ya hadi Özlem uzatma. Neredesin? Ha, çarşıdayım ben. İyi, ayrılma bir yere. Geliyorum ben oraya. Tamam. Vallahi el öpülesi kadınsın ha. İkidir hayatımı kurtarıyorum, farkında değilsin. Allah razı olsun senden. Kızlara da durumu açıklamak zorundasın, biliyorsun değil mi? Evet. En çok da adanın tepkisinden korkuyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Rüzgar'ın da duymaması lazım. Tamam, ben onu Sibel'e bırakırım.
Şaşırdınız tabii. Normal. Ben yaptığım hatayı anladım. Ayşe, ben senin kalbini çok kırdım. Bak, büyüyüp anne olduğun zaman beni anlayabilirsin. Ben oğlumu kıskandım. Yani seninle bir alakası yoktu. Oğullar anneler için çok özeldir. Baran da benim için öyle. Canım o benim. Yaşama sebebim. Bugüne kadar sadece benim gözlerimin içine bakıyordu. Kıskandım işte. Sen Baran'ı sevmiyor musun? Seviyorsun. Kıskanmam diyebilir misin? O yüzden bence biz seninle birbirimizi anlayabiliriz Ayşe. Benim oğlum da seni seviyor. Hem de çok. Benim niyetim asla sizi üzüp kırmak değildi. O yüzden ben istiyorum ki aramızdaki bütün yanlış anlaşmaları kaldıralım, barışalım. Ne dersin Ayşe? Barışabilir miyiz? Aldın yani. Evet aldım. Bir daha boyundan büyük işlere kalkışma. İyi kalkışmam, merak etme. Ver o zaman CD'yi. Sen şu ses kaydını ver de CD kolay. Verme. O zaman CD de yok. Vermeyeceksin yani. Ya. İyi, al hayırlı gör o zaman. Ya ne demek babam intihar etmedi? Anne sen ne dediğinin farkında mısın? Ya böyle bir şey nasıl saklanır? Nasıl bunca zaman ortaya çıkmaz? Anlattım ya, özlem yapmış. Ama benim de içimde bir şüphe var. Ya sen de diyorsun işte. Önce otelden gelen telefon, şimdi bu mektup, cüzdan falan. Bunların hepsini özlem mi planladı yani? Anne bak, biz belki de babamın katiliyle aynı çatı altında yaşıyoruz. Ya sen de en az benim kadar biliyorsun o adamın neler yapabileceğini. Şu an elimizde ne olursa olsun hiç kimseyi suçlayamayız. Bu da bizim aramızda kalmalı. Anne neler diyorsun sen ya? Ya şimdi senin dediğin gibi babam... Ortada kesin bir şey yok. Ama ben de bu işin peşini bırakmayacağım. Ucunda kendal da olsa. Anne sen ne diyorsun ya? Hem diyorsun ki babamızı öldürmüş olabilir hem de sakin olun diyorsun. Ya sen böyle bir şey nasıl söylersin ya? Ama ben o adamı öldüreceğim. Ada! Ada! Ada kendine gel. Ada tamam sakin olun. Ben gideyim artık. Ablam merak eder. Olur canım. Ayşe, barıştığımız için çok memnun oldum. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz inşallah. Ben ararım seni. Tamam. Hoşça kal. Ana hayırdır? Ne o birdenbire böyle bir değişiklik? Barışmaya çalışıyorum oğlum.
Senin sevdiğini ben de severek sana ulaşmaya çalışıyorum. Yapmayın mı? Baran. Oğlum ben seni kaybetmeyi hiç istemiyorum. Bunun için de elimden ne gelirse yapmaya razıyım. Sen de bana yardım et, olmaz mı? Oğlum, bu huzurumuzu kaçırmak istemem ama konağa dönmeden önce benden duy istedim. Ne oldu ki? Ebru amcan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Sebep? Babanın ölümünden amcanı sorumlu tutuyormuş. Ne diyorsun ama sen ya? Ne bileyim oğlum ben. Bu kadar iğrenç bir iftirayı da atabildi sonunda. Hadi beni geçtim. Babaanneni, seni. Sizler de mi düşünmedi bu kadın? Böyle bir şey nasıl yapar ya? Amcam anlattı ya işte, özlem yaptı dedi. Hala neyin peşinde ki bu? Ben bunun hesabını sormaz mıyım? Kalkmasaydın yat sen. İyiyim oğlum. Hasta mı oldun sen? Yok oğlum, iyiyim ben. Hem hasta olsam bile benim aslan oğlum bana bakar. He, ben bakarım. Yemek bile yediririm. Ben de o yemeği yemezim. Bak. Burada en az senin kadar biz de öfkeli ve üzgünüz, tamam mı? Kızlar, annenize yardımcı olmanız gerekir. Peki ne olacak şimdi anne? Bilmiyorum. Herkes tekrar sorguya alınacak. Neyse ortaya çıkacak. Ama bu süreç içinde hiçbiriniz sesinizi çıkarmayacaksınız, tamam mı? Özlem Leyla. Ne var Melek? Ödümü kopardın. Ne var? Nereden geliyorsun? Bu çanta ne? Bir yere mi gidiyorsun? He Melek. Kocaya kaçtım. Sonra yoldayken aklıma geldi. Dedim ki anam benim zaten kocam vardı. Öyle dedim geri döndüm işte. Ne diyorsun yenge sen? Bir şey demiyorum Melek. Bir şey demiyorum. Allah Allah. Bu da iyice delirdi ha. Bu ne be? Örtüs hırsızlığa çıkmış, erkenden ay doğmuş. Az daha yakalanıyordum. Ah Özlem ah, çok acele ediyorsun, çok acele ediyorsun. O yüzden şeytan eksik olmuyor. Yakayı ele vereceğim, o olacak. Ahmet bak oğlum. Emredin komutanım. Bunun içinde Seydi vardı, nereye gitti? Bilmiyorum komutanım. Ne demek oğlum bilmiyorum, uçma diyor mu? Nereye gidecek bilgisayarın içinden? Git yazıcıya sor.
Emredersiniz komutanım. Yengeciğim sen iyi misin? İyiyim Melem. Krep olacağımız ağır. Kolumu kanadımı kaldıramadım. Ama şimdi iyiyim. Sofra yallıya kurdum. Hava iyi ya. İyi yapmışsın yenge de sen otur dinlen istersen. Ben devam edeyim ha? Yok yok iyiyim şimdi. Bak sen bardakları sofraya götür. Anamlar iner şimdi. İyi madem. Şimdi bu olay yüzünden evde gerginlik çıkacaktır. Ama siz ağzınızı bile açmayacaksınız, tamam mı? Bakın daha önce de konuştuğumuz gibi bana verdiğiniz sözü unutmayın. Tamam anneciğim, sen merak etme. Ada. Tamam anne, tamam. Ya kaç kere söyledim, tamam. Ben seni sonra arayayım mı? Tamam. Bu arada arkadaşına da söyle, uygun olduğu bir zaman gelsin, tanışalım. Nasıl yani, gerçekten mi? Evet. Ben de kimmiş, neymiş merak ediyorum. Fırat bize gelsin, tanışalım dedi. Tamam anne, ararım. Ayşe tatlı kız. Yani belli tabii, ablası gibi değil, aklı başında. Güzel de maşallah. Baran'a da böylesi yakışır. Değil mi? Hayırdır Narin? Ayşe muhabbetler falan. Pek bir yabal oldunuz galiba. Geçen gün kızın saçına yapışmadın mı sen? O mevzu seni ilgilendirmez Özlem. Vallahi anacığım bu konakta herkes saç ekmeği gibi. Bir öyle bir böyle. Abla Ayşe'den mi bahsediyorsun sen? Evet Ayşe'den bahsediyorum. Aramızdaki bütün yanlış anlaşmaları bitirdik artık. Öyle değil mi Baran? Öyle ana. Çok sevindim Baran. Abi, anacığım sofra hazır. Abla görmen lazımdı. Sanki o Narin başkasıydı, bu Narin başkası. Ben sırf Baran kırılmasın diye bir şey söylemedim. Ama bana yaptıklarından çok sana yaptıklarını affedemem. Ay. Ablam ne oldu? Yok bir şey, ara sıra sancı giriyor zaten. Ay. Ablam iyi misin? Ayşe yardım et de şuraya bir uzanayım. Emine abla nerede? Üşütmüş galiba. Uzanayım biraz, yemeyeceğim dedi. İyi akşamlar. Ne o Ebru? Sofraya buyur. Hem ihbar edip hem sofraya oturursun sen. Gendal'ın teknesinde ne oldu ha? Utanmadan, arlanmadan sordun. Haydi cevabını da aldın. Ama sonra gidip beni Gendal Şam verdiği kardeşim katili diye ithamda bulundu. Şikayet etmedim. Sadece araştırılsın istedim. Neden olduğunu da biliyorsun. Gördünüz değil mi? Bu kadın bu işin nereye vardır acını gördünüz. Sofrasına oturduğun, ekmeğini yediğin insanlara yüzün kızarmadan, ben bu insanların yüzüne nasıl bakarım demeden yaptın yapacağın. Rüzgar'cığım sen odana git. Biz de geleceğiz şimdi, tamam mı?
intihar edecek adam neden tatil rezervasyonu yapsın diye düşündüm ve araştırılmasını istedim. Ha Ali Hoca, ha Hoca Ali. Hepsi aynı kapıya çıkar. Madem bir şey dedin, ardında dur. Ama dediğin şey öyle çirkef ki aklım, dimağım durdu. Pes ettirdin hepimizi. Ama canın sağ olsun. Ne de olsa kardeşimin emanetisin. Hep birlikte göğüs gereceğiz. Yutacağız. Başka çaresi yok. Haydi. Hep beraber yemek yiyelim. Sizin sofranıza falan oturmayacağız biz. Öyle mi? Tabii canım. Burada fiyaka yaparsın. Yemekleri üzerimize atarsın. Ama Emine tepsiyi getirince de Agob'un gazı gibi yutarsın. Manyaksın sen, manyak. Kes sen! Şşş! Bağır ol kızım. Sen benimle kızımla falan konuşamazsın. Ada susar mısın? Ya yeter be! Sofranıza da size gel! Kızına sahip çık diyeceğim ama ne zaman çıktın ki? Sen anneme laf edemezsin benim. Lan ayağımın altına alırım seni şimdi ha? Ada salan, ada! Kızlarını artık odaya çıkarsan çok iyi edersin. Manyak ya bunlar. Lan sen ne diyorsun ben? Nankörsünüz ulan. Alayınız nankörsünüz. Köpek bile yediği kaba be. Sen kime köpek diyorsun be? Ağzını topla. Sen önce kızın ağzını topla be. Ne diyorsun lan sen? Hadi sus. Kes lan sesini. Yürüyün lan odanıza. Haydi. Tamam oğlum, sakin olun ya. Onu bırak ya. Görmüyor musun ne diyor bu? Melek, Özlem. Haydi toparlan şurayı. Haydi sen de aval aval bakmayın. Çık yukarı. Evde bir tımarhane sanki ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Ada bir sakin ol. Ortada kesin bir şey yok. Katil deyip ortalığı iyice karıştırma. Anne yapma Allah aşkına. Ya sanki ortalık çok düzgün de bir biz karıştırıyormuşuz gibi. Siz yine de bir şey demeyeceksiniz, tamam mı? Zaten gerçekler ortaya çıkınca ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Ben şimdi Rüzgar'ın yanına gidiyorum. Siz de bir sakin olun artık. Dur bakalım, dur. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa ben o kendal bozuntusuna ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Oğlum. Ya ana ne edepsiz şey bunlar ya. Hiçbir şeylere saygıları yok. Anca pabuç kadar dil var. Oğlum bak, istediğini söyleyen istemediğini işitir. Hayır gelmiş bir de bana kafa tutuyor. Dua etsin bırakmadılar, yoksa onun orada ağzını burnunu bir kıracaktım temiz kendine gelsin diye. Baran. Oğlum sen gönlünü ferah tut ne olur. Bırak boş ver. Takma kafana bunları. Ya bak evimizde her gün huzur vardı bizim ama bunlar geldikten sonra görüyorsun bağırış çağırış.
Baran. Baban seni onların yanına götürmek istemiş, duydun mu? Gitmezdim ki ben. Gitsem de hemen dönerdim. Anamı yalnız bırakmam. Oğlum. Sen beni bıraksan ben yaşayamam zaten Baran. Ben anamın bu hallerini özledim. Sıcacık sarılmasını, sevgisini özledim. Thank you.
Burada yaşamak kabus gibi ya. Tamam Ada ya. Hadi boş ver bütün bunları. Sen sakin ol da. Aradın mı seninkini? Yok ya, aramadım. Kafam kaldı. Ama arayacağım. Annemle de sizle de tanıştıracağım. Onlar da bağırıp dursunlar bakalım. Annem tamam dedikten sonra hiçbir şeyin önemi yok. Buyur prenses. Hazırlan bakalım. Annem seninle tanışmak istiyor. Ah! Yandım. Ne demek yandım ya? Sen istemiyor musun? Ya yok öyle değil. Heyecandan çayı döktüm. Elim yandı. Gülmesene ya. Vallahi yandım. Tamam tamam, geçmiş olsun. Ama bak sen de sevinebilirsin. Yandığıma mı? Yok, beni güldürdüğüne. O kadar sinirlerim tepemdeydi ki. Ama şimdi gülüyorum. Galiba sadece sen bunu başarabiliyorsun. Sizi güldürmek benim için onurdur prenses. Ulan zaten sakardın. Aşık olunca iyice sakarlaştın ha Serdar. Abi. Annem seninle tanışmak istiyor dedi. Kim? Ebru Hanım'la mı? Serdar nereden çıktı oğlum şimdi bu ya? Zaten her şey bu kadar karışırken şimdi sırası mı? Abi ne karışıklığı? Ne deseydim? Hayır, tanışamam mı deseydim? Bana bak, Ebru Hanım'a karşı beni mahcup edersen var ya bu sefer seni gebertirim söylüyorum. Narin arıyor. Bana sakar diyene bak. Ben dökmedim en azından. Narin. Alo. Oğuz, geç olmadı değil mi? Uyumuyordun. Yok, hayır. Aksine aradığına memnun oldum. Ben de çok mutlu oldum. Yani çok mutlu eden bir gelişme oldu da ben arayıp seninle paylaşmak istedim. Ne oldu? Baran'la uzun zamandan sonra tekrar ana oğul olduk. Oturduk, konuştuk, dertleştik. Ondan uzak olmak o kadar yüreğime dokunuyordu ki Oğuz. Kendi kendimi yiyordum. Çok sevindim aranızın düzelmesine. Ben de çok sevindim. Saat geç olsa da arayıp seninle konuşmak istedim. Benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Ayrıca sen arıyorsan geç değildir. Vay, güzel laf bu he. Ben bunu kullanırım bir yerde. Bunların hepsi senin yemen bileyim değil mi? Hayırlı geceler ağam. Yat bakalım, yat. Uyu. İnşallah son uykun olur. İçin duvansa kabul olsa gökten kemik yağarmış. Bir şey mi deyin? Allah rahatlık versin diyorum ağam. Seninle rahatlık bir arada nasıl olur ha?
Zorlama. Biz seninle kardeş gibi büyüdük. Hep kardeş gibi yaşadık. Bunu takmak zorunda değilsin. Kendi yoluna, kendi hayatına bak. Hak ettiğin gibi yaşa. Baran'ı alıp gidecek miydin gerçekten? Götürecek miydin onu? Murat! Yüzüm. Ah!
Yüzüğüm nerede? Rüyaydı. Rüyaydı değil mi? Evet, rüyaydı. Olamaz. Her şey kontrol altında. Adamımızla konuştum. Planda bir sapma oldu ama neyse, çözdük. Bak, yüzlük yüzü kuyruğuna geldik. Çok şey atlattın. Biraz daha sabırlı olmalısın. İnan bana, az kaldı. Ha, bu arada tüm işlemleri bitirdim. Gidiyoruz.